Merhaba arkadaşlar, php hocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C dersimize pointer ile devam edeceğiz. Geçen dersimize pointer'ı integer olarak tanımlamıştık. Bu dersimize float olarak tanımlayalım. Float değişkenimizin ismi ne olsun? D olsun, değişkenin D'si arkadaşlar. Eşittir ne olsun da mesela 4.8 olsun arkadaşlar. Pointer'ımızı da float olarak tanımlayacağız tabii ki de. Float yıldız, pointer'ımızın ismi ne olsun? dptr olsun arkadaşlar. Bunda ne işleyeceğiz arkadaşlar? And işareti ve değişkenimizin ismini yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da bir yazdıralım. Pardon, şu orada olmayacak. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Float olarak tanımladığımız için %.2f virgül yıldız pointer'ımızın ismini yazıyoruz arkadaşlar. Şunu kopyalayayım, yapıştırayım ya da yazayım direkt, boşver. dptr yazdım arkadaşlar. Şu an programımızı çalıştırdığımızda bize 4.8'i ekranda göstermesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4.80'i ekranda gösterdi. Şu şekilde de şuraya yorum atayım, comment koyayım. Pardon. Bir de karakter olarak tanımlayalım pointer'ımızı ve değişkenimizi. Mesela karakter C olsun. Ne olsun o da? Mesela A olsun arkadaşlar. Karakter A. Pointer'ımızda karakter yıldız CPTR diyelim arkadaşlar. Bunda ne işliyoruz? Yine aynı şekilde değişkenimizi V işareti kullanarak değişkenimizi eşitliyoruz arkadaşlar. Bunu da yazdırıyoruz şu şekilde. Buraya karakter olarak tanımladığımız için değişkeni ve pointer'ı buraya ne yazıyoruz? %C yazıyoruz. Slash elimizi koyalım. Virgül arkadaşlar ne diyeceğiz? Yıldız CPTR diyoruz. Şu an A'yı ekranda yazdırması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A harfini ekranda yazdırdı. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kısaca pointer'ımızı ve değişkenlerimizi float ve karakter olarak tanımladık. Pointer derslerimize devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize görüşürüz.